Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün itibariyle kontenjanlar ve atama takvimi açıklandı. Biliyorsunuz ki ben şimdi hem kontenjanlar hakkında e, konuşmak istiyorum, hem de e, dereceye girem, derece demeyelim de kontenjana giremeyen hocalarım ne yapsınlar artık bundan sonra onunla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Şimdi kaymalar olabilir mi? işte olursa ne kadar olur gibi hani bu gibi düşüncelere girebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bir kere 2021 pardon 2022 KPSS puanıyla atama çok çok gecikti. Çok geciktiği için de birçok kişi hani yüksek atama olur seçim senesi. Bu yüzden de hani çalışmayayım mutlaka girerim diye düşünenler mutlaka olmuştur. Özellikle ben daha önceki bir videom, video daha çekmiştim 3 hafta önce yaklaşık. E, demiştim hani ilk 200'e, ilk 300'e eğer girmediyseniz çalışmaya başlayın diye. Ve o zaman da şöyle bir tahmin yapmıştık. Hani e, yorumlarda daha çok bu tahminlerimi görebilirsiniz. E 40.000, bin, 50.000 bin atamada 450-500 ya da işte 550 gibi bir atama olacağını düşünmüştüm ben biyoloji için ve 450'de atama geldi arkadaşlar. Hani bazı hocaları e, atamanın çok yetersiz olduğunu düşünebilir. Doğrudur. Ama zaten branş dersleri yani biyolojidir, fiziktir, kimyadır, bu gibi felsefedir, bu gibi dersler zaten branş dersleri olduğu için ve son yıllarda da ders sayısı azaltıldığı için arkadaşlar bu yüzden de ataması da oldukça az oluyor. Ben hani e, 45 bin atamada %1'lik bir dilim olarak 450 e, atama olduğunu olacağını düşünüyordum açıkçası ve bu, bu şekilde de geldi. E, peki bundan sonra nasıl olacak? Ne yapacağız? Arkadaşlar İlk 450'ye giren arkadaşlarım içiniz rahat olsun. Ee, güvenlik soruşturması açısından herhangi bir sıkıntınız olmadığı zaman Allah'ın izniyle atanıyoruz. Ben de daha önce de söylemiştim 190, 190'da sıralamam. Güvenlik, güvenlik soruşturması açısından da herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ki <laughs> çıkmaz herhalde öyle de düşünüyorum. Ee, 450'den sonra olanlar, yani sıralaması 450'den daha yüksek olan hocalarım lütfen çalışın. Kaymalar olabilir. Hani e, bazı gruplarda e, olabiliyor işte 4-5 kişi önümüzde olan 4-5 kişi yani ya atanmış oluyor ya da işte tercih yapmayacak hocalarım olabiliyor. Hani bir 4-5 kişi olsun olsun 450 kişi için en fazla 10 kişilik bir kayma olabilir. Bu yüzden 450 atama varsa 4-460 sıralaması olan kişiler biraz daha hani içinizi rahat tutabilirsiniz ama 460'dan yüksek olanlar lütfen çalışın. Mülakata çağrılacaksınız. Hani ek bir atama olur mu olmaz mı bununla ilgili henüz bir bilgi yok. Zaten seçim öncesi atama yaptıkları için hani ek bir atama belki yani hükümet değişikliği olursa olabilir. Ya da mevcut olan hükümet belki ilerleyen zamanlarda yeni bir atama yapabilir ama buna 2023 KPSS puanını da dahil edecektir. Yani ben bunu düşünüyorum. 2022 KPSS puanıyla 2023 KPSS puanını bir arada tutup o şekilde bir atama yapacaktır. 2023 KPSS'yi dahil ettiği zaman sizin puanınız, sizin sıralamanız çok çok düşebilir arkadaşlar. Yani işte diyelim ki 2022 atamasından sonra eğer ilk 100'ün içindeyseniz 2023 KPSS ile birlikte 300 lira 400 lira kaymanız olabilir veya işte 200 lira kayma olabilir. Ee, bunun bir garantisini veremiyoruz. Çünkü şu an hocalarımız çalışıyorlar. Sizler de çalışın. Hani e, sınırda kalan hocalarım lütfen çalışın. E, temeliniz zaten vardır o temelin üstüne lütfen denemelerle genel tekrar dersleriyle sonuçta 3 ay gibi bir süre kaldı. 3 3,5 ay kaldı. Yanlış hesaplamadıysam. Bu süre içerisinde ne kadar çalışırsanız sizin için o kadar fayda olur. O yüzden de 2023 KPSS'ye girin mutlaka. Sınırda kalan hocalarım için söylüyorum. Eee 2023'te kimin ne kadar puan alacağı, işte sınavın nasıl geçeceği, sınav sorularının nasıl olacağı hiç belli değil. 2022'de biliyorsunuz iki kere sınava girmek zorunda kaldık. Yani ÖABT ile birlikte toplam 5 sınava girdik biz. E, 2022'deki süreç bu kadar zor olurken ve 2022'nin ilk sınavı hatırlayın o iptal edilen sınavda Türkçe soruları falan çok aşırı zordu. Yani hani bir saatte yapılabilecek sorular değildi Türkçe için söylüyorum. Dolayısıyla soruları nasıl geleceğini, psikolojinizin nasıl olacağını bilemezsiniz. Siz 2022 puanınız dursun, 2023 sınavına da girin ve arkadaşlar 2023 sınavı için de çalışın. Sadece 2022 puanına güvenip işte 2023'te de yüksek alırım gibisinden düşünmeyin çünkü bilgiler zamanla unutulabiliyor, unutulabiliyor. Tekrar etmediğiniz zaman lütfen çalışın arkadaşlar. E, elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Soracağınız sorular olursa instagramdan ya da buradaki yorumlardan bana ulaşabilirsiniz Mutlaka cevap veriyorum arkadaşlar yorumlarınıza da e, Kontenjanlar hakkında şunu da söyleyeyim Tabii ki daha yüksek olmasını isterdik Hani e, biyoloji açısından açığa baktığımız zaman geçenlerde bir sayı ulaştı elime Yaklaşık 680 gibi bir açık var arkadaşlar tek seferde bu 680'i doldurmaları gibi bir şey olamaz zaten. Çünkü belli bir sayıyı bir sonraki atamaya da tutmaları gerekiyor. Hani 680'lik bir açıkta 450 kişi atadılarsa eğer seneye iyi ihtimalle 280 300 kişi atamasını düşünüyorum ben. Çünkü hani bu açık tabii ki illaki artacaktır emekli olanlar olacaktır falan ama biz 280 300 hadi 300 olarak düşünelim. Bu 300'ü de tek seferde alacak mı ikiye mi bölecek? Hani bu sene tamam tek seferde atama yaptı. Eylül ve şubat atamasını birlikte yaptılar ama seneye nasıl olur? Nasıl süreç devam eder? Orası hiç belli değil. O yüzden siz kendinizi garanti altına alın. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Umudunuzu kaybettiğiniz anda zaten her şey biter. Umutunuzu kaybetmeyin, moraliniz yüksek tutun, strese girmeyin arkadaşlar. Kaygı düzeyiniz orta seviyede olsun. Çok düşük kaygı düzeyi de size yanlış yaptırır, çok yüksek kaygı düzeyi de size yanlış yaptırır. Kaygı düzeyimizi, stresimizi orta değerde tutarsak eğer bizim için en iyisi bu olacaktır. Lütfen çalışın, çalışın, çalışın diyorum ben sadece size. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.